Abdülkadir Selvi. Yeni dönemin siyasi kodları. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından ilk kez dinlenmeye çekildi. Aslında buna değişim kampı da diyebiliriz. Çünkü Erdoğan yeni döneme hazırlanıyor. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle yeni bir denklem oluştu. Seçim sonuçları yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Eylül ayından itibaren bu sürecin hızlanması bekleniyor. Bir dönemler futbol 11 kişinin topla oynadığı ama sonunda Almanların kazandığı bir oyun diye tarif edilirdi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana seçimler adayların yarıştığı ama Erdoğan'ın kazandığı bir sisteme dönüşmüştü. Ama 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle bu formül bozuldu. Artık Erdoğan'ın önünde yeni bir siyasi gerçeklik var. İktidarda AK Parti'nin olduğu, AK Parti'nin MHP desteğine ihtiyaç duyduğu, yerel yönetimlerin CHP'nin eline geçtiği, AK Parti tabanını hedef alan Gül Babacan ve Davutoğlu partilerinin yolda olduğu bir tablo bu. Hamle üstünlüğü hala Erdoğan'ın elinde ama 23 Haziran'dan sonra tek güç değil. Muhalefet de hamle gücü elde etti. Yeni siyaset yeni bir siyaset tarzı gerektiriyor. Partide ve kabinede değişim. Hani futbolcular gelecek sezona hazırlanmak için kampa çekilirler ya, Erdoğan'ın kısa süreli tatilini öyle görmek gerekiyor. Erdoğan ne zaman tatile çıksa AK Parti kulislerindeki değişim beklentisi artıyor. Bu kez de öyle oldu. Erdoğan'ın genel başkan yardımcılıklarında ve kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Ama hemen tatil dönüşü değil. Çünkü Erdoğan AK Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı illere teşekkür gezisine çıkacak. Değişimin bu gezilerden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. 11 Temmuz'da yapılan MKYK toplantısı öncesinde de 5 genel başkan yardımcısının değişeceği yönünde bir beklenti oluşmuştu ama gerçekleşmedi. Çünkü Erdoğan'ın kafasındaki takvim farklı. Erdoğan'ın yurt gezilerinden sonra hem parti yönetiminde hem de kabinede mini bir revizyon bekleniyor. Sandıkta verilen mesajın gereğinin yerine getirilmesi ve değişimin gerçekleşmesi önemli. Ama kitleler AK Parti'de kimin genel başkan yardımcısı olacağıyla ilgili değil. Ekonomi başta olmak üzere sorunlarının çözülmesini istiyor. Yeni dönemin siyaset dili. Erdoğan'ın kitlelere hitap edeceği yurt gezileri bize bir anlamda yeni siyaset tarzına ilişkin ipuçlarını verecek. Çünkü AK Parti'de sadece kabine ve parti yönetiminde değişim talepleri yok. Yeni siyaset yeni bir siyaset dilini ve tarzını gerekli kılıyor. Erdoğan %50 artı 1'in arandığı başkanlık sistemi öncesinde kutuplaştırıcı siyasetle başarılı sonuçlar elde etti. Başkanlık sistemiyle birlikte iki kutuplu yapı ortaya çıktı. Başkanlık sistemiyle girilen seçimlerde kutuplaştırıcı dil iktidara kaybettirdi, muhalefete kazandırdı. İttifak sistemiyle muhalefet 24 Haziran seçimlerinde 32 milletvekilliği fazla çıkardı. Barajı aşamadığı halde İyi Parti 43 milletvekiliyle meclise girdi. Yerel seçimlerde ise İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasını sağladı. Başkanlık sistemi sadece Erdoğan'a yaramadı. En az onun kadar muhalefet de başkanlık sisteminden karlı çıktı. Erdoğan bunun farkına vardığı için Türkiye İttifakı'nı önerdi ama arkasında durmadı. Yeni dönemde siyaset dili ve tarzına ilişkin bir değişiklik olacak mı? görmek gerekiyor. Daha çok kadrolarda küçük çaplı değişiklikle yetinileceği yönünde bir izlenim edindim. Siyaset dili ve yönetim tarzında bir değişiklik öngörülmüyor. Yeni partilere hazırlanıyor. Erdoğan şu sıralar kurulacak olan yeni partilere odaklanmış durumda. Ümmeti bölecekler dedi, Gül Babacan ve Davutoğlu'na kırgın olduğunu ifade etti. Tarih olacaklar, boş çuval gibi devrilecekler ifadesi yine ona ait. Ama netice itibariyle 31 Mart'ta İstanbul'un binde 1.3 ile kaybedildiği bir sistemde Erdoğan'ın yeni partilere karşı bir önlem alması gerekiyor. Eğer zamanında yapılırsa seçimlere 4 yıl var ama bir erken seçim ihtimaline karşı da şimdiden hazırlıklı olması gerekiyor. Erdoğan'ın meydanlara çıkarak hem AK Parti tabanını motive etmesi, muhtemel ayrılıkları önlemesi hem de yeni partileri yıpratıcı mesajlarını vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın kurulacak partileri iki noktadan hedef alması bekleniyor. Bir, özellikle Amerikan-İngiliz tezgahını işaret ederek yabancı bir takım mihrakların oyununa alet oluyorlar, ümmeti bölecekler. İki, AK Parti döneminde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar yaptılar, şimdi davamıza ihanet ediyorlar, bizi sırtımızdan hançerliyorlar. Erdoğan yeni partileri erken doğuma zorluyor. Eylül ayı önemli gelişmelere sahne olacak. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Elvan Alkaya Amerikalı Jeffrey neden sık sık Türkiye'ye geliyor? İkinci Amerikalı Lawrence vakası Brad McCurk uzun yıllar Türkiye'nin başına bela olmuştu. Amerika Başkanı DAEŞ'la mücadele özel temsilciliği kisvesi altında güneyimizde PKK devleti kurulması için Tüm adımları atan McGurk, 2019 yılının başında görevinden istifa etti. McGurk'un görevi zaten birkaç ay sonra bitiyordu. McGurk'un yerine Türkiye ve Orta Doğu'da büyükelçilik yapmış, Amerikan ordusunda da hizmet etmiş, tecrübeli bir isim atandı. James Franklin Jeffrey Türkiye'nin Amerika'nın en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu her fırsatta açıklamasında araya sıkıştıran Jeffrey, göreve gelmeden önce Mahkûrk döneminde yapılanları tasvip etmediğini şu sözlerle açıklamıştı. Amerika'nın YPG'ye bu kadar bağımlı olması iyi değil. Ağustos 2018. Ocak 2019'da Amerika Suriye Özel Temsilciliği görevinin yanında Makkurk'un boşalan koltuğuna da oturan Jeffrey hemen Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Jeffrey, Şubat ayında katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika'nın Suriye'den çekilişinin adım adım olacağını ve çekileceği yerleri Esad'a bırakmayacağını söyledi. İlk ziyaretinden iki ay sonra Jeffrey yeniden Türkiye'yi ziyaret etti ve Amerika'nın Suriye'den çekilme pazarlıklarını yürüttü. İlerleyen günlerde Suriye'de yeni bir kandil görmek istemeyiz. Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz, dedi. Jeffrey, Mayıs ayında üçüncü kez Türkiye'ye geldi ve iki gün boyunca Türk yetkililerle temasta bulundu. Arkasından Başkan Trump, YPG ve PKK arasındaki siyasi bağın farkında sözüne imza attı. Bir ay sonra ise Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için prensipte Türkiye ile anlaştıklarını açıkladı. Jeffrey bugün yine Türkiye'yi ziyaret ediyor. Konuşulacak konular arasında Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen tampon bölge, İdlib ve Münbiç öncelikli konular arasında yer alacak. Şu an Amerikan generallerinin gölgesi altında olan ve McGurk döneminde palazlanan PKK, Jeffrey'den rahatsız. Peki Amerikalı Jeffrey neden sık sık Türkiye'ye geliyor? Çünkü Amerika Başkanı Trump, Kıbrıs doğal gazı için Akdeniz'e asker yığmak varken Suriye ve Irak'ta daha fazla oyalanmak istemiyor. Bunlar Amerika ile iyi günlerimiz. Bugün Suriye'de tampon bölgede anlaşırız, yarın Kıbrıs doğalgazı yüzünden yaptırımları konuşuruz. Elvan Alkaya, Sesli Makale Nedim Şener FETÖ'cü Asena'nın gözyaşları FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları son süre devam ediyor. Ben, herkes oy verdiği partiye baksın, FETÖ'nün siyasi ayağını görecek görüşümde ısrarlıyım. Çünkü FETÖ'yü az çok tanıdığımı düşünüyorum. Örgütün hedefi iktidarıyla, muhalefetiyle herkesi birden yönetmek, kullanmaktır. Onun için kendi amacından daha önemli bir şey yoktur. İktidar koltuğunda kimin oturduğunun önemi yoktur. Amacı iktidarı da muhalefeti de yönetmektir. Dolayısıyla her partide her kademeye mutlaka yerleşmiştir. Örgütün kripto haberleşme sistemi, Baylok yazışmaları bu konuda ilginç örnekler içeriyor. Bir süre önce Menzil tarikatı içine sızmış FETÖ üyesinin mesajlarını paylaşmıştım. Sadece bunlar değil tüm siyasi partilere sızmış FETÖ'cülerin mesajları var. Şimdi de ülke ocaklarına sızmış bir kadının örgüt yöneticilerinden Ahmet Aktu isimli kullanıcıya gönderdiği mesajı aktaracağım. Aktu'nun da Aslan Konuspayev, Hamdi Parlak ve Baran Nakliye isimli kullanıcılarla paylaştığı mesajda ülke ocaklarına sızmış FETÖ'cü kadın diğerlerine şu tavsiyelerde bulunuyor. En önemli tavsiyem şu olurdu. Baştan iyi bir hikaye kurmaları. Yani kervan yolda düzülür mantığıyla değil, en baştan her detay düşünülerek hikayelerini yazsınlar. Bizim en çok zorlandığımız şey bu oldu herhalde. Affınıza sığınarak söylüyorum. Önce erkek arkadaş gibi şeylerle gidilmeli. Öncelikle partiye ve ocağa gitmeleri gerekiyor ayrıca çok iyi araştırmaları gerekiyor. Yani ülkücülükte o kadar çok konu, terim var ki hepsini bilmek gerekiyor. Çok okusun ve çok araştırsınlar. Oraya gittiklerinde ocak geçmişini soracaklar. Çünkü normalde ocağa liseliler gider. Bir üniversitelinin kolay kolay gitmesi beklenmiyor. Ailede MHP'li olmalı. Ailesinin MHP milliyetçi görüşten olması çok çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bizim bir artımız da buydu en önemlisi çok güçlü olmalı. Hayatımda hiç o kadar erkekle konuşamam. İnsanlar orada belki kimlerle muhatap olacak. Ocakların tamamı neredeyse erkek. Benim her gidişim, her programım, toplantılarımız hep erkeklerle. 30 erkek ve tek asena. Kendini koruyabilmeli. Çok yumuşak birisi olmasın yoksa benim gibi her gittiğinde gelince saatlerce ağlayabilir. Önemli kısım ülkücülüğü, camiayı, siyaseti biliyor olması. Onların kitaplarını okumuş olması, davayı bilmesi. Zayıf bir ihtimal ama bir de ocak geçmişi olması. Hiç olmazsa ailesinden birinin olması. Ocaklar birbiriyle irtibatlı. Farklı ocaklara gitseler bile hikayeleri birbirinden bağımsız olmalı mutlaka. Kendi aralarında konuşuyorlar. Program vesaire. Bir yerde ortaya çıkar. Kaldı ki bir de okul ev teşkilat kısmı var. Bir de tabii sosyal medya hesaplarının paylaşımları bu yönde olmalı. Yani ocağa gitmeden çok çok önceden başlatsınlar. Dikkat ediyorlar böyle şeylere kesinlikle. Yani 3 aylık bir sosyal medya hesabı varsa adam kuşkulanıyor. Bu ne iş gibi. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. MHP lideri Devlet Bahçeli boşuna 23 Mart 2019'da MHP'deki FETÖ'cüleri biliyoruz demedi. Nedim Şener Posta